Günün parkı söküp atacağız. Sevgili hemşehrilerim, bize seninle konuşmayı bile kabul etmiyor. Lan onlar da çalışmayı reddediyor. Takip ediyorsunuz. Kanınızı mutluyuz. Hoş geldin Sayın Cumhurbaşkanımız. Hazır mı? Yeni bir Türkiye. Az önce Ekrem Başkan konuşurken devlet aklıyla yönetilmeli dedi. Evet, devlet istediğiniz gibi. Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. Hiç kimsenin kendisini hissetmediği bir devleti inşa edeceğiz. Eğer birileri yer ve birileri bakarsa, birileri malı götürürken birileri yoksulluk çekerse, birileri beraber çözeceğiz. Bu sorunu birlikte çözeceğiz. Söz mü? Söz mü? O nedenle sandığa gidin, otoriter bir yönetimi değiştirin ve yerine özgürlükçü, demokratik bir yönetimi getirin. Söz mü? 85 milyon insanın cumhurbaşkanı olacağım. Herkesin kimliğine, herkesin inancına saygı duyacağım. Herkesin yaşam tarzına saygı duyacağım. Cumhurbaşkanı dediğiniz, eğer bir evde bir çocuk açsa, eğer bir evde bir ailenin elektriği kesilmişse, borçlarını ödeyemez durumdaysa, kışın ortasında doğalgazı kesilmişse, o cumhurbaşkanı o koltuğunda değil, o ailenin yanında olmalıdır. Onun serlik yapan bütün kardeşim diye yazar. Yani bu devletin namı 600 bin Suriyelinin Türkiye'ye nasıl girdiğini kim biliyor? Bakınız. Bir soru. Süleyman Şah Türbesi'ndeki bayrağımızı kim indirdi? Ne misin? Ne diyeceğiz? Arsa bu ülkeyi anne taşınırdı. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Kurban Bayramı'nda asgari ücretlerden ikramiye verin diyorum. Bilin yapın. Bunun üzerine devleti inşa edeceğiz. Bir bağlama hediye ediyor. Çok teşekkür ediyorum.